So, yeah. So I kind of moved it a little bit forward just so we have more time to do other things. Yani biraz daha şimdi bu harekete ileri doğru gidip birkaç bir şey daha ekleyeceğiz. I was thinking about putting a horse in. What do you guys think? Can you repeat this, please? I was thinking about putting a horse following. Shane, it was bedline and I couldn't hear you. Can you repeat that last sentence, please? I was thinking about putting a horse following. What do you think? Should we do that? You guys want to do that? Evet, arkadaşlar anlayamadım. Anlayan olduysa söyleyebilir mi? Sanırım bir attan bahsediyor. Takip eden bir atta çizelim ister misiniz gibi bir şey söyledi. Teşekkürler Irmak. İster misiniz arkadaşlar? Olur. Arkasından bir atla gelsin mi? Olabilir. Ne yapacağız ben anlamadım. Tekrar eder misiniz hocam? At çizecek misin arkasından gelen? At da çizeyim mi arkasına diyor. Evet onunla birlikte. Bence okay. Güzel fikir aslında yapılabilir. Deseyi de yapılabilir. Have they ever done a horse? Have they ever done animals? Daha önce at veya hayvan çalıştınız mı? Bir kere göstermişti Patricia ama çok fazla üstünde durmadık. Yani hayvanların walk cycle'ları ile alakalı bir çalışma yapmıştık. O kadar. They did it once but not in a very detailed way. Okay. I have another one. This was one I never used. I'll show you kind of similar to what I'm talking about. Just movement related to the background. Evet, background'la ilgili hareketi gösterirken bir layout daha var göstermek istediğim size. I found it the other day, so I thought I'd show that. Okay. There's somebody in waiting room, I think. Yeah. Okay, thank you. So I want to have a horse following him. I did just the first keyframe. Evet, şimdi bunu takip eden bir at yapacağız. Bu da ilk keyframe'imiz. And the way animals move is one side of their legs move forward and the other are opposite. So they're kind of like us, to think of it easily. When this leg's forward, this leg's opposite of it. Evet, hayvanların hareketini, yürüyüşünü çalışırken bir tarafta olan ayaklar ileri doğru giderken diğer tarafta olan ayaklar geri doğru gider. So, I just want, he's just going to follow him up this ridge. Okay? Evet, burada at onu bu tepeye çıkarken takip edecek. Let's start a new layer. Down. So the next frame would be the keyframe of these legs opposite. So evet. Şimdi bir sonraki frame keyframe olacak ve de ayaklar tam tersi istikamette olacak. So this leg is going to move back. This leg's going to move back. Evet, bize doğru olan turuncu mu? Pembe ayaklar geri doğru hareket edecekler. And then the yellow leg is going to move forward. Ve de sarı ayaklar ileri doğru hareket edecekler. So animals are just, they're a lot like humans, they're just basic shapes. Evet, burada temel şekilleri kullanarak şey yapacağız, çalışacağız. So,
Let's do that. So we could just do the basic shape right now of a horse. Evet, temel şekilleri yapıyorum. At oluşturacak olan temel şekilleri. Pardon, Burcu dışarıda kalmış herhalde. I'm sorry, but there's somebody in waiting room. If you make me co-host, I can also admit them. Okay. There we go. Okay, thank you. So have they drawn animal anatomy a lot or not really? Evet, bir hayvan çizimi üzerine çalıştınız mı daha önce bu yürüyüş döngülerini yaparken? Yani bu kursta üstünde durmadık ama daha önceden çalışan varsa tabii bilmiyorum. Derste ayı ve panda çalışmıştık. They draw bear and panda, but they don't draw a horse in that course, during that course. Aslında Patricia'nın dersinde at çalışmıştık ama tabii bilmiyorum hani kendi kendine herkes denedi mi denemedi mi, ben çizmiştim. Anlatılmayı soruyor da onu. Sorry. Actually they the instructor shows them how the horse moves, but they didn't practice it, just the instructor shows. Okay. Can I ask you a question? Sure. What is the size of human between the horse? Can you show it again, please? So he's crouching. And Indians are generally, we're smaller people, so I made him a little bit smaller. Native Americans is what we call them. They were generally smaller, but so it's about around there. The horse is probably a little big and we can make him a little bit smaller, but because of this part, I kind of want to make him a little bit bigger. And then once we get the walk going, we can kind of adjust his size to the Indian side. And Mina atla insanın boyutunu karşılaştırmak için ikisini bir yerde görmek istedim. Genelde daha küçük yapılır hayvan insandan ama ben burada daha büyük çalışacağım dedi. Did they practice kind of keyframes last week? Trying to set up the keyframes? Geçen hafta yaptığımız keyframe'leri çalıştınız mı? Diye soruyor. Evet. Evet. Ben de yaptım. Yes, they did. They practiced on the keyframes of last week. You probably have lots of time now that you're in quarantine, huh? All the time, lockdown. Mm-hmm. More time to animate when you're in lockdown. Yeah. Evet, karantinada olduğumuz için, pratik için bolca zamanınız oluyordur diye düşünüyorum. Keşke öyle olsa hocam. She says I wish we had time. Even in quarantine, I think there's still lack of time for some. So do most of them go to school or do they work or? Çalışıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Neden zaman yok? Yani ben üniversiteye gidiyorum. Çok fazla ödevim var o yüzden. İlk derse de bu yüzden katılamadım mesela. So she says she's studying at the university, so there's lots of assignments. That's why she couldn't find enough time. Let's see. So as you can see, I'm just this will be the red leg. I'll make it red for right now. That was a good idea. Just moving. Bacakların rengini değiştireyim. Böylelikle daha anlaşılabilir olsun. So that's how a horse moves. It's just these legs
are opposite, the red leg's opposite the yellow leg. So the left leg's opposite the right leg. Evet, bu yani basitçe atın hareketi, sıra bacaklar ve pembe bacaklar tam aksi istikamette hareket ediyorlar. To save time. So this is a keyframe. This is the next keyframe. And then the next keyframe will be the midpoint of this. And bu diğer keyframe'im. Bir sonraki keyframe bundan biraz daha ilerisinde olacak. Any questions, I guess, so far? Şu ana kadar sorusu olan var mı? I think no. Where's the other guy that's normally with you? He's around here. Oh, okay. I didn't see him. Yeah. I'm trying to go fast so that we can get more done. Show you guys more. So. Birazcık hızlı hareket etmeye çalışıyorum ki daha fazla şey yapmaya vaktimiz kalsın. I can make the tail move while he's walking as he strides. Like maybe I'll put this one out. Evet, kuyruk da ekleyebilirim. Onun hareketine de bakabiliriz burada. A lot of that extra movement, I like to wait until the whole stride's done and then to come back and do that, do like the tail by itself. Like, so after the whole stride's done, then work on the tail because it's easier to just work on one motion at once. Do you see what I'm saying? It's kind of hard to explain. Evet, ben burada atın hareketini tamamladıktan sonra geri dönüp kuyruğa çalışmayı tercih ederim. Çünkü tek bir şeye tek seferde odaklanmak işi kolaylaştırır. So we'll just kind of get a basic. A lot of this stuff, a lot of animating at first is kind of doing rough, like a rough drawing, and then you'll go back, clean it up, make sure all the lines match. But you kind of want to make, kind of get it, kind of move fast, kind of do a little bit rough, so that you make sure you get the motion right, and then you can clean up all these lines. And yani animasyon çoğunlukla böyle kaba taslak şeyler yaparsınız, çizersiniz ilk başta, sonra geri döner, her seferinde bir ayrıntıyı daha tamamlarsınız. Okay. I mean, the cleanup, I just erase it like this. Erase it twice. I think you guys have already seen that. And then I just come through and make the lines more pretty. Evet, biraz daha görünür olabilmesi için ayakları biraz daha öne çıkartıyorum. Yukarıyı silikleştirerek. Is this kind of similar to the other animal that they experienced? And diğer çalıştığınız hayvan yürüyüşlerine de benziyor mu bu panda ve ayı çalıştık dediniz ya? Benzer mi sizce? Evet, benziyorlar. Yeah, kind of similar. Panda ve ayıya bir önceki ders mi çalışıldı? Ben bilmiyorum ne zaman çalıştınız da.
Fatih'in dersinde herhalde bu hafta ve geçen hafta çalıştınız diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Fatih çalıştırdı. Evet, Panda'yı, evet. Panda bu cumartesi, ayı daha önceydi. By the way, I think the movement of the horse and the panda are different because the horse has got four legs and the dynamic of the movement is different. Is she talking about the panda? Yeah. She's right. Evet, haklı, doğrusun diyor, haklısın. I've never done a panda before. Ben panda çalışmadım daha önce. Yeah, it's easier. Did she say it's easier? Daha mı kolay dedin Mina, ne dedin? Evet, evet. It's easier. Much more easier than this one. Yeah. A horse is kind of complicated. I've done it a lot, but it's kind of complicated to remember all the shapes from, you know, just drawing from inside your mind, I guess. Evet, at gerçekten daha kompleks. So now we got to do in between these two. Evet, şimdi bu ikisinin arasında bir tane in between çizeceğiz. So we're gonna have another mess, a mess of lines in between there, but. So when we do this, this leg is planted, okay? Both legs are planted, but this leg's gonna just move forward as he moves this way. So as he moves that way, the red leg's gonna just move. The back yellow leg, this leg is gonna lift up and then plant right here. Does that make sense? So the orange leg is gonna lift. Yeah, the orange leg. Which leg? This leg will lift, and this leg is just gonna move up. So like once I'll show you, we could just draw the leg. Hı hı. Evet, sanırım sarı ayak havaya kalkacak. Do a lot of them do draw every day or? Çizim yapıyor musunuz her gün? Nasıl çizimleriniz? I'm graduated at Fine Arts. I have been drawing like 17 years, but animation is new for me. Approximately I draw like 10 or 12 hours a day. Yeah, that's really good because animation requires just drawing and drawing and drawing more. So that's really good that you do that. So fine arts, so like oil painting or? Yeah, oil painting. Since 2012, I am drawing I paint digitally as well. So which do you prefer, I guess? What do you mean? I prefer digital because painting has got more difficulties and the time it takes more than the digital.
I love to see the solution, the result, sorry. I love to see the result earlier, so digital is better for me. Gotcha. Nice. So I like to draw these like circles, kind of where the legs, that kind of point, kind of helps me define where the legs kind of break up. Arkadaşlar bağlantım koptu kısa bir süreliğine. Şimdi geri geldim. Kusura bakmayın. So you can see kind of how the legs, that leg lifts up. Does that make sense? Like that? Evet, görüyorsunuz burada sarı bacak hafifçe ayağa kalkıyor. Bu size anlaşılır geliyor mu? Bir şey ifade ediyor mu? That leg lifts, the yellow leg lifts up, or orange leg. This leg stays stationary on the ground, but it moves backwards as the horse moves forward. Evet, turuncu bacak ise yere dik bir pozisyonda duruyor. Sarı bacak kalkıp geri doğru birazcık yönü geri doğru oluyor. So, do most of them like doing digital, or is it like a lot of them like digitally, or do they like traditional? Çoğunuz dijital mi çalışıyorsunuz, yoksa geleneksel çizim yapan da var mı? Geleneksel çalışan var mı? I do both, actually. So now in between this leg, in between, and it's going to be this kind of. Evet, şimdi burada in between olarak bu bacak şöyle olacak. In between these two, but it's going to be lifting up. Evet, burada yine bacak ayağa kalkacak. This is kind of complex, but it's good to see kind of movements, mechanics of an animal. Evet, biliyorum birazcık kompleks ama hayvanların yürüyüş cycle'ları biraz kompleks. Your connection's going really slow. Does other people hear that, or is it just me? Ama siz nasıl duyabiliyor musunuz onu rahatlıkla? Bağlantı, yani şeyini duymakta sorun yaşayan yok değil mi? Gülşe, sizin sesini kesiliyor. Okay. They are all okay. The problem is with me. Okay. Like, hopefully I'm not the only one. We can kind of see, let me move that back leg yellow. So do they prefer traditional backgrounds on animation or digital? Peki backgrounds olarak geleneksel backgroundları mı tercih ediyorsunuz yoksa dijital mi çalışmayı tercih ediyorsunuz? Olarak bence. Efendim? Dijital olarak. They prefer working digitally. Do you have paintings, Shane?
Because I saw some paintings on the wall. Yeah, I have a lot of paintings. I prefer, I like digital, but I prefer to, I definitely prefer my backgrounds painted in animation. I don't know, for some reason, I think the painted background with the digital figures moving through, to me, I just prefer it. I think it looks better, but that's just my opinion. Özge, Eduardo resimlerini görüyorum. Resim çizimlerin var mı dedi. Just a second, let me show you. Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Evet, duyuyorum. So this background just looks like that. Hmm. Just painted on an illustration. Evet, mesela buradaki background şu çizimim gibi diyor. Çizimleri varmış, çizim yapıyormuş. Ondan bahsetti. Sometimes this is kind of like trial, you know, you gotta start one way and then just see this middle way right here. Evet, burada sarı ayak, tam arka sarı ayak tam ortaya geldi. So, do they all prefer 2D animation over 3D, right? Evet, hepiniz 3D animasyondansa 2D animasyon tercih ediyorsunuz. Zor mudur? Evet. Yani ben 3D de yapmak istiyorum ama bundan sonra. Yeah, mostly they prefer 2D animation. Some of them want to learn 3D also, but now they are all focused on 2D. 3D için ayrı bir şey uygulanıyor, metot uygulanıyor değil mi? Hani aynı mantığı yok. Yok, orada çizmiyorlar zaten. Hı-hı. Bildiğim. Sadece modelleme yapılıyor. Modellemeye de iskelet giydirilip bilgisayar tarafından hareketleri sağlanıyor. Yani tamamen farklı bir eğitim. Evet. To save time, I'm just trying to fill it in with this one. Evet, birazcık zaman tasarrufu yapabilmek için hızlı olmaya çalışıyorum. So. Shane, you said that you paint the background traditionally. So how do you export that? Do you take the photo and import the photo inside of the Photoshop? Yeah, exactly. I'm not sure. Can you do that on TV Paint or is it all just digital? I don't use TV Paint, but so yeah, I'll do a scan of the painting and then just import it. And then I have you know, the character's movement on the painting. I could show you, let's see. Evet, şimdi ben background'ları geleneksel çizim yapmayı tercih ediyorum dedi Özge de nasıl aktarıyorsun bunu dedi. Onu şimdi nasıl aktardığını gösterecek ama TV Paint'te aktarabiliyor musunuz onu bilmiyorum dedi. TV Paint'te nasıl yapıldığını. So like a finished frame, all this is painted. Mesela burada bunların tümü boyama, yani çizim, el çizimi. All this would be painted, and then this is all this done digitally. To me, I prefer it that way, but. I went to CalArts, so that was a school that Walt Disney created, and Walt Disney was always
you know, the traditional painted backgrounds. And, so that's. So in CalArts, do they usually use traditional painting in animation? It's both, but they definitely traditionally show you how to do both. So, I don't know. Studio Ghibli is generally both. Yeah, I think Studio Ghibli still do traditional. Yeah. Painting. They don't work digital. And when you see it, you could just tell by the quality of the animation that. Hı hı. Ben CalArts'tan mezun oldum burada ve yani hem geleneksel hem dijital her ikisi de vardır ama. Biraz geleneksel yine ağırlıktadır. Studio Ghibli'de de geleneksel çalışılıyor. Like I said, we can come back and clean this all up eventually. But for right now, we're just gonna try and go as fast as we possibly can. Evet, geri dönüp bunu temizleyeceğim ama şu an hızlı bir çizim yapıyorum. Now I'm doing in between these two. So the keyframes are done. So this one, let's see. Evet, şimdi keyframe'ler yapıldı. Bu ikisinin arasında bir tane in between yapacağım. Keyframe. And then. These are all keyframes. So keyframe. Bunların hepsi. Bunların hepsi keyframe'ler. Bu üçü keyframe. Now the in-betweens would be in-between these. Evet, in-between'ler şimdi bu ikisinin arasında olacaklar. This making sense, kind of. Yani bu size bir şey ifade ediyor mu? Anlaşılır buluyor musunuz yaptığım şeyi? Evet, çok anlaşılır buluyorum ben şu an. Yes, it's very clear. Okay. So now this, the red leg, this moves forward, doesn't leave the ground, and then the yellow leg. Burada kırmızı bacak ileri doğru gidecek fakat zeminden ayrılmayacak. Onu takip eden sarı bacak zeminden kalkacak, ayrılacak. Let's try to make this more defined. Do you animate? I guess I've never asked you that. Do you ask it to me? Yeah. No, I don't. I don't. But Fatih, he's animating. I don't. I'm English language teacher. I'm working at a high school teaching English and helping Fatih with the translation. We are married, by the way. Nice. Yeah, I help him with the language, not with the drawing, unfortunately. Right. Have you guys ever been to the US? Yeah, but this seems very... no, not yet. But this animation stuff, it looks very complicated. I have been translated sometime for 3 months, I can say, but still I can't figure out which one is easy and which one is out, which one breakdown. It's all like complicated stuff. But drawing, it seems like something like soft for me and something more achievable, I can say. Okay.
So do they see the these legs, this how they move forward? Evet, bu ayakların hareket ediş şekli böyle, bu şekilde olacak. Like I said, later we're going to come up and we're going to clean this all up. But for now, we just want to make sure that we get the movement right. Evet, söylediğim gibi daha sonra geriye döneceğiz ve bunlar üzerine tekrar bakacağız. Şimdi sadece hani çalışmamızı devam ettirmeye odaklanıyoruz. So you're an English teacher, not an artist. No. This is the back. I'm using my left brain. Ah, yeah. We're not pretty good with that part of the brain. Never been to US. No, has anybody in the been to the United States? Arkadaşlar hiç Amerika'ya giden oldu mu aranızda? I've been there once. I went to San Francisco for like 10 days and then came back to Turkey. Oh, lucky you. Did she love it? Yeah. I liked it very much. It was a bit strange to me because I never expected that place to be, I don't know, full of homeless people, let's say. It was a bit scary at first, but then I got used to it. And then, I don't know, it was fun. It's bizarre, huh? It's like... Well, people opened the shop doors to me asking for money. So I was a bit scared, to be honest. But then I understood what's going on. And yeah, everything was fine. I liked it very much. And I want to go there again when the... Like this whole pandemic situation is over. You were just on vacation? Or? My father went there for 3 months to Stanford University for like research purposes. And then we went there to visit him. Then we all turned back to Turkey, like we returned. You know, in San Francisco, they have a, the Walt Disney Museum is in San Francisco. Did you go to that? I know, but I couldn't go. Oh, man. That's why, like, I want to go visit San Francisco again because that part of America is just full of animation things. And, yeah, I just want to go there and visit some studios, maybe. Anybody else or not? Başka Amerika'yı ziyaret eden oldu mu? Unfortunately not, but in the future I want to go and work in America because maybe you can talk about the job exception conditions. How can we take a job in animation studios? It would be useful if you share. In America? Yeah, in America, San Francisco maybe, or the place where you are living now. I live in Denver. A lot of it's, well, now with, you know, it used to be when I started, you had to go to California, that's where, but now with Zoom and all the internet and, you could do it anywhere, really. I mean, you don't have to live in California, so that's a plus. I think there's a lot of what Disney does now is more 3D. They don't do a lot of traditional animation, but Cartoon Network still does. There's a lot of music videos that still use it. So there is a lot of work.
How is the market, animation market in Turkey? Is there an animation market or is it? Yes, there is, kind of, and it's improving, but it's mostly 3D. By the way, I will give a short translation. Karşılıklı konuştular diye bir süredir çevirmedim ama kısaca bir özet geçeyim. Amerika'yı ziyaret eden oldun mu dedi. Irmak ziyaret etmiş, ziyaretinden bahsetti. Ve daha sonra Walt Disney Müzesi'ni ziyaret edip etmediğini sordu Shane. Sanırım San Francisco'da orası. Sen de San Francisco'ya gitmiştin değil mi Irmak? Maalesef ziyaret etmemiş ama bir daha gidip ziyaret etmek istiyormuş. Özge de gitmek istediğini söyledi. Ve de orada çalışmak istediğini söyledi. İş durumları nasıl Amerika'da, yani animasyon sektöründe iş bulma durumu nasıl, imkanlar falan diye sordu. Yani eskiden San Francisco'da ağırlıklı dönüyordu bu iş ama şu an her yerde yapılabilir durumda artık. Bu artı olan bir şey dedi. Türkiye'de bu sektör nasıl dedi. Türkiye'de de gelişmekte olan bir sektör var ama Türkiye'de de genellikle benim bildiğim kadarıyla 3D çalışılıyor. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa bu soruya devam edebilirsiniz. I actually want to ask a question if that's possible. Yeah. I've been searching about Nickelodeon's animation artist programs for like some years now, but I think we need to be a US citizen to like be in a part of that like artist education thing. So do you know any kind of like courses online that you can recommend in terms of like this animation education things? With Nickelodeon or? No, like in general, it can be with Nickelodeon. I'm such a fan of the studio, but yeah. Some animation courses, there's not, you know, there's not a lot. That's right. Yeah. Yeah, there's not. What Nickelodeon are you a fan of? Well, I'm a big fan of Avatar: The Last Airbender and Legend of Korra mostly. I also like SpongeBob, but like the main reason why I like Nickelodeon is because of Avatar. Yeah, SpongeBob's a masterpiece. Yeah. The creator recently died. I know. It's unfortunate. Yeah, very unfortunate. He was amazing. It's an amazing series because it's so imaginative, you know. But yeah, the last Airbender is good too. We could have done a style more like that, but with this class, but. That's another important thing with animation is being able to do multiple styles. Do you like anime or? Yeah. I've been watching anime since like I was in sixth grade, which is like almost more than 10 years ago. So yeah, I'm a huge fan of anime style as well. I love anime too. Irmak, online eğitimleri bilmek istiyorsan aslında iki tane çok güzel animasyon okulu var online. Biri CG. Aslında gruba atarım. Bayağı kaliteli ikisi de. Evet, hatta... onu biliyorum. Teşekkür ederim. Yani yine atarsın, herkes görür de hani Nickelodeon'la alakalı başka şeyler de var mı acaba gibisine sormuştum. Burada isterseniz çevirebilirim ne sorduğumu. Dedim ki Nickelodeon'un... Bir dakika, biri varmış bekleme odasında. Ay, onu söyleyeyim alsın. Ondan sonra lütfen devam ettirmek. Shane, I'm sorry again, but there is somebody in waiting room. Okay. Evet Irmak, lütfen devam et. Sordum... Ben Nickelodeon, yani stüdyolarının çok büyük bir fanı olduğum için oranın bir artist programı var. Sanatçı yetiştirme programı var animasyon için. Buna benzer online girebileceğimiz bir başka hani
Amerikan animasyon kursu var mı diye sordum açıkçası. O da çok fazla yok dedi. Onun üstüne de Nickelodeon'daki hangi yani animasyonlardan hoşlandığımızı konuştuk. O Sünger Bob'dan çok hoşlanıyormuş. Ben de Avatar Son Hava Bükücü'den çok hoşlanıyorum. Hala da çok seviyorum. O yüzden onlardan bahsettik birazcık. O şekil. Teşekkürler Irmak. Irmak, bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bahsettiğin online eğitimlere portfolyo ile mi giriliyor? Benim bildiğim Özge'nin de dediği CG yani parayla normal giriyorsunuz. Öyle bir portfolyo falan gerektirmiyor zaten. Hani birazcık parayı veren düdüğü çalar mantığında işlediği için ama çok pahalıydı. Ben o yüzden çok tercih etmek istememiştim. Böyle bayağı kapsamlı bir programdı ama gerçekten pahalıydı yani. O yüzden bilmiyorum yani, tabii siz de bakın, belki size uygunsa güzel olabilir. Çünkü dersleri falan gerçekten güzeldi. Teşekkür ederim. Ayrıca Özge, bahsettiğin diğer yerlere atar mısın gruba lütfen daha sonra? Merak tabii, ettim. Tabii. Şimdi atacağım zaten. Linklerine bakıyorum. Teşekkürler. Ederim. What are they talking about? They are talking about the online animation courses in America. Have any of them done any like short films or? Hiç kısa film falan yapmış olan var mı? Böyle çalışmaları olan var mı aranızda? Sanırım hepimiz şu an yapıyoruz. Ben öğrencilerim yapmıştı. Yani öğrencilerime yaptırmıştım açıkçası. Birinci olmuştuk Türkiye'de işte. Kısa animasyon filmi mi yaptırdınız? Yok, animasyon değil, kısa film. Animasyon üzerine sordu sanırım o. Evet. No, not yet. They don't make any short animation movie, but they are working on some kind of very short projects now. So during that course, some of them will finish it. But unfortunately, they haven't made any now yet. What about you? You said you are working on a short movie, right? You cut out there. Okay, I can. So you can't hear me? I just finished a short. I have a guy that works for Netflix. You guys know Netflix? Of course. Excuse me? You know Netflix? Netflix, yes, we know. A guy who does music is he's working on it for Netflix, and then it should be out this spring. Possibly summer. So it will be ready the next spring, you said, right? No, it's ready. The music is just being created. Okay. So it's your first short movie. Yeah. Shane bir kısa film üzerine çalışıyormuş. Film bitmiş. Müziklerini falan bu baharda yapacaklarmış. Netflix'te çalışan biri müziklerini yapacakmış. Bu baharda tamamlanacakmış. Bu arada Gönül, bir şey söyleyeceğim. Yani bunları şimdi çizdikten sonra gitmeden biraz şeyi gösterebilir mi acaba? Timeline'ı nasıl kullanıyor yani Photoshop'ta? Okay. Ben bugün denedim de oluşturamadım. Timeline'ı nasıl verirse çok kısa onu en azından biz de deneriz. Tabii ki. Shane, she asks, she hasn't done animation on Photoshop before, so she doesn't know how to use a timeline on Photoshop. Can you explain it a little bit, maybe later after you finish this horse walking? Yeah. So most of them use TV Paint. Yeah, most of them use it.
gösteririm dedi. Hani çoğu TV Paint'imi kullanıyor dedi. Evet dedim. Bu arada atın çizimiyle ilgili ne durumdasınız? Araya çok konuşma girdi. Takip edebiliyor musunuz? That's... Has any of them animated with Photoshop or no? Hiç animasyon, Photoshop'ta animasyon yapan oldu mu aranızda? I tried that in 9th grade for quite some time. I still want to continue doing that. I make small GIFs, but it's just for like social media, not a proper animation. Yani bir iki arkadaşımız olmuş Photoshop'ta bir iki bir şey yapan. Deniz'le Mina yapmış sanırım. They are not very quite familiar to it, I think, about animation with Photoshop. It's it has a learning curve for sure. I don't. It's TV paint like that. It's easier to use, right? That's why it's more. Can you do sound with TV paint? The Photoshop. Ses ekleyebiliyor musunuz? Ses çalışabiliyor musunuz TV paint'te arkadaşlar? Hiç bilmiyorum. Galiba hayır ama belki de ekleniyordur. Ben soruyorum. Varsan yok gerisi. Şey, TV Paint'te çalışırken ses ekleyebiliyor musunuz? Ben denedim ama beceremedim. Some of them tried it, but they don't know it very well actually, so because they haven't worked on adding sound or creating sound yet. How is it in Photoshop? It's really great. That's why I use it. It's intuitive. Maybe, I don't know, we only have like two more classes, but I was going to say, I don't know if we'll get to that point to where we could use sound, but it's really intuitive, easy to use. This, it has a little bit of a learning curve. Hocam bu arada şey, çok affedersiniz araya giriyorum ama Sahar galiba mesaj atmış, bekliyormuş. Tamam, tamamdır. Shane, I'm sorry again. There's somebody in waiting room. For the next sessions, if you make me a co-host, I will do it myself. Okay. I don't see anybody in there. I just admitted somebody in a second. Okay. Bu ses olayı Photoshop'ta çalışmak kolay oluyor dedi. O yüzden Photoshop'u tercih ediyorum dedi. Like I said, do you have my voice now? Yes, we can, Sahar. Oh, yeah. I left because you couldn't hear me. And okay. I thought... Okay, we can hear you now. Yeah. you asked for short animations, and actually I've made 3 short animations for student festivals. And... the last one of them won the first place award of the country. Yeah. Yes. I have an Instagram. You can send it to me. Of course I will. Sahar'ın bir tane kısa animasyon filmi varmış. Festival için yaptığı. Ondan bahsetti. Şeyini de bana gönderebilirsin dedi. Sahar, maybe you can share it with that group too on WhatsApp. Can you share it on WhatsApp group? Of course, I will send a YouTube link for you. Yeah, yeah, we would like to see that. Oh, thank you. yeah, Sahar yapmış linkini de olacak bize YouTube linkini. Bir kısa filmi varmış. Yes, what about this horse? How is it going? Let's see. There are 3 keyframes and 2 in between, something now?
So this back leg needs to be changed. It needs to be lifted up higher. Evet, şimdi burada arka bacak değişiyor. Biraz daha havaya kalkıyor. It's going. Is this kind of making sense or is it hard to understand? Anladık mı arkadaşlar atın yürüyüşünü? Kafanıza takılan sormak istediğiniz şeyler var mı? Ben şeyi sormak istiyorum. İnsanın vücudu yukarı kalkarken atın da vücudu yukarı kalkıyor mu yürüdüğü bir noktada yoksa hep aynı mı gidiyor? She asks when the... She asks when, for example, when we are doing human walking cycle, at a point the whole body lifts up. And how is it in a horse walking cycle? Does it lift up the whole body at a point? Yeah. So let me see. With this, evet. You could see how he moves up and then goes down. Hı hı. Evet, insanın yürüyüşüne baktığımızda görüyorsunuz nasıl yukarı çıkıp iniyor. Şöyle bir aksı var. A horse is similar. At için de bu benzer, geçerli. Are they... How are they at drawing anatomy? I know I asked that last time, but it's such an important part of animation. Geçen hafta, you ask how are they... Can you ask it again, please? How are they at drawing anatomy? Anatomi çizimlerinde nasılsınız arkadaşlar? Geçen hafta da sormuştum bunu. With it or is it... Yani kolay mı sizin için anatomi çizimi, bu alışık olduğunuz bir şey mi yoksa yeni olduğunuz bir durum mu? Hayır, aslında ben o kadar iyi değilim anatomide, birkaç sıkıntım var. Doğru. She says she doesn't feel herself quite good at drawing anatomy. She had some problems with anatomy. Maybe some of them too. So kind of, I mean, do they want me to go over one of the basics? I know I did a little bit last week, but I can if they want. Evet, tekrar üzerinden geçmemi isterseniz yine geçebilirim üzerinden, diyor. İster misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Galiba gerek yok. Yeah, I think they are okay with that. They're okay enough, or they want it? No, they are okay. We can continue. Okay. Stride. So in a full walk, we have what, 5 planks here? Let's see. Evet, burada 5 tane frame'imiz var. A full stride should be around 10 frames. This leg right here needs to be tweaked. That's a lot of what animation is. It's this trial by, you know, you. Yeah. Evet, şimdi bu
Çizdiklerim biraz deneme çizimi gibiydi. Şimdi tekrar üzerinden geçip bakıyorum. Mesela şu ayakta bir düzeltme yapacağım. Sanki arka kırmızı olan arka bacağın anatomisinde de sıkıntı var gibi ama gerçi kaba taslak çiziyor sonuçta. Yine de çok eğreti duruyor o bacak şu an. Hangi frame için öyle düşünüyorsun? Hepsi için hareket ettirdiği için şu an. Bir durursa orada söyleyeceğim. She thinks, she asks if there is something wrong with left red. In this, think wrong with back red leg. What do you think, Shane? Yeah, she feels something wrong. Wait. Well, let's see. We're gonna see it in motion. Here, like it, the back red leg has got a problem, I think. We'll wait and see in motion because it's gonna kick out like that. I'll define it more for you. Evet, hareket. These legs, they kind of kick out in a way when they walk, the back legs. Evet, arka ayak kalkacak bir noktada. I don't know, maybe I can find a picture of it. Needs to move. Be forward. So I see the issues. Evet, hareket bazda ileri doğru bir hareket görüyoruz. Do they see how this is kind of trial by? Yeah.
trying to figure out. I want this leg to move more. Evet, şu ayağın biraz daha hareket etmesini istiyorum. Biraz daha geriye ve yukarı aldı sanırım eklem yerini. They got really quiet. This is our last 10 minutes. Yeah. Guys, do they have any questions so far? Var mı sorusu olan şimdiye kadar yaptığımız yerle ilgili? Yok galiba. No. Not a question, but I want to say, in my opinion, your lessons clarified the walking cycle topic in my mind. I want to thank you. Yeah. this is obviously this is a little more complex because it's a horse. Like I said, a lot of this is. A lot of what animators do, I mean, I've worked with Don Bluth, which is one of the greatest animators ever. A lot of this is just trial by error. So mm-hmm. You're just kind of redefining stuff, you know what I mean? Yeah. Going back, looking at it, making sure, making sure that tweaking things as you go. Yeah. Evet Özge, sorum yok ama hani söylemek istediğim bir şey var dedi. Bu senin derslerine birlikte yürüyüş döngüleri kısmını halledelim dedi. Yani şeyde rica ederim dedi. Bu birçok animasyoncu için geri dönüp düzeltilmeler yapılması gereken kompleks bir konudur yürüyüş döngüleri. Geri dönüp tekrar bakarsınız, tekrar üzerinden geçersiniz. Biraz karmaşık bir şeydir dedi. I'm gonna put another key frame in between these two. Bu ikincisi 1 ile 3 arasındaki in between'miş.
What do they think is easier, a walk frame of a human or a horse? Size göre hangisi daha kolay? İnsanın yürümesi mi, atın yürümesi mi? İnsanın yürümesi bence. Kesinlikle insan. Definitely human walking cycle is easier. Right. Yeah, mathematically it's easier because there's there are two legs in human, but there are four legs with horse. So it's double work. And also you can imagine like how you walk, but I was thinking that I never like don't see, but I didn't observe how the horses walk, so it's a bit harder. It is a bit harder, huh? If you guys want this week, try it out. You can just use stick, kind of. You don't have to get the anatomy perfect, but you could just try the legs. You don't have to do the rest of the body. You could just do the legs. Evet, evet. Yani evet, atın yürüyüşü daha zor olduğunu konuştuk. Eğer denemek isterseniz mesela bu hafta biraz da karışık geliyorsa size üst kısmını yapmayın. Sadece bacakları alın ve bacakları yürütün dedi. Bu arada Mina, Patricia daha önce Google Drive'a şey yüklemişti sanırım bu hayvan yürüyüşleriyle ilgili referans resimleri, hani nasıl oluyor her biri. O çalışmak istediğinizde belki işinize de yarayabilir. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. I'm trying to go really fast. Şu an sadece bacakları çöp şiş olarak çizdim yani. She says she drew the legs as lines. Yeah, yeah, stick legs. I think it's a good way too. No, absolutely. And we can go over that too next one. Have a next one. We'll go over that, how you could just simplify this. This is obviously complicated. Evet, bu kesinlikle karmaşık. Bunu basitleştirebilirsiniz kesinlikle. Yani bu çöp şiş olayı da, çöp şiş bacak denenebilir. Tom, we'll clean this all up to where his stride will be perfect. We'll get it to where it's perfect. Evet, yani tekrar üzerinden geçtikçe daha mükemmele yakın bir şey ortaya çıkacak. This is just the you know, the beginning, so it's pretty rough, but yani bu sadece işin başlangıcı, o yüzden oldukça yani taslak bir şey yapıyoruz. And then another tip is I always have a mirror on and you can look at it in reverse. Do any of you guys do that? Bir diğer ipucu ise ben genelde aynayla çalışırım ve aynayı böyle karşısına tutup diğer açıdan da bakarım, nasıl animasyon doğru mu, işe yaramış mı yapsam çizimler diye. Hiç bu yöntemi deneyeniniz oldu mu aranızda? Ayna kullanan, evet, oldu mu? Hatta çevirdikten sonra bakıyorum, çevirince çok garip yüz şekilleri ortaya çıkıyor. Çok garip oluyor. She says yes, she has used this method too, and she thinks sometimes the view is quite different, or I can say weird, on the mirror. Yeah, it reverses it and it kind of shows you the errors that you're creating. Evet, tersten baktığınızda hataları daha rahat görebilirsiniz. Shane, by the way, there was a question about timeline. Before we can also answer that question, how do we use timeline in Photoshop? Let's take a look at this. Okay. My computer is running a little slow. I don't know why. Evet, şu timeline esasen sormuştun sanırım. Ona da bakalım dersi bitirmeden önce. Bilgisayarım biraz yavaş çalışıyor ama neden bilmiyorum dedi bu arada. So just a little tweaking to do. His feet aren't going to be picked up real high, but I might pick this back one up a little bit, this back yellow one. I can't follow you. Can you repeat this, please?
The back yellow leg, I might pick this up a little bit more next class. Şu arka sarı bacak üzerine biraz daha çalışacağım önümüzdeki derste. If you watch a horse, their back legs don't pick up as much as their front legs. Evet, eğer şeye bakarsanız bir atın yürüyüş şeyine, döngüsüne, onların arka bacakları ön bacakları kadar kalkmaz. So any questions on that? Şimdi buraya kadar olan kısımla ilgili sorusu olan var mı? No? I think no. Okay. Aslında var ufak hemen. Şimdi mesela biz insan yürürken vücudumuzun işte döndüğü yön tarafa doğru başımız da hani hareket ediyor, açısı değişiyor ama atlarda sabit mi kalıyor yoksa onlarda da aynı şey söz konusu mu? Şey çok pardon, donduğu için sorunu anlayamadım. Tekrar edebilir misin? Şimdi mesela adımımızı atarken hangi bacağımızı kaldırdıysak havaya başımız hafif o tarafa doğru dönüyor. Hı hı. Atlarda bu var mı yoksa onlar daha mı sabitler bize? Hı hı. She asks when we are walking, when we lift our right leg, our head turns to right a little bit. And when we lift our left leg, our head turns to left a little bit. And how does it work with a horse? What about their head movements? I mean, the head's, it's gonna, it's, you can see from there, he goes forward a little bit. Mm-hmm. So when he strides, his head moves forward. Atlar da baş ileri doğru hareket eder. Burada da gördüğünüz gibi bacak ileri gittikçe biraz ileri gider. And then it moves back slowly. It's just a slight. Bu şekilde, hı hı. Bu şekilde hafifçe bir öne geriye gidiş geliş olur yalnızca. Okay, thank you. Yeah. All right, timeline. Let's do timeline. Timeline sorusuna da bakalım. Window'a tıklıyorsunuz. Oradan timeline'a geliyorsunuz. Okay. And then it brings up this feature. This is frame by frame animation. Evet, burada daha sonra frame frame olarak animasyonunuzu göreceksiniz. So this is the first frame, obviously. Second frame has a different layer. You guys are familiar with layers? Yes, they are. Okay. Evet, burada birincisine baktınız, ikincisine tıkladınız. Farklı layer'lar var görüyorsunuz. Layer'ları biliyorsunuz az çok diye düşünüyorum. O yüzden size de cevap vermiş oldum. So each layer, each frame has a different layer of the walk cycle. Evet, her frame'in farklı bir layer, farklı layer'ları var. Yürüyüş döngüsünün farklı layer'ları var her frame'de. Pardon, bunu açtığımızda aktif olmuyor ama timeline'ını açtığımızda ilk başta aktif değil. Mesela oraya yan tarafta layer'a çizim yaptığımda da timeline'da herhangi bir çizim görünmüyor. Şimdi sen timeline'a tıklıyorsun window'dan ama aşağıda timeline'ını mı göremiyorsun, yanında layer'ları mı göremiyorsun? Timeline'ı da görüyorum, layer'ları da görüyorum ama timeline'da orada çizdiğim layer'ı görmüyorum. She says that she turned the timeline on, but she can't see what she is drawing on the timeline or the layers. That's her problem. She can't see what she's doing on that timelines. How can she activate that? She can't see this? She can see this, but she can't see what she's drawing on the timeline or on the layers. It's not okay. Activated. It's empty like this? Şöyle boş mu görüyorsun Esra? Yani şöyle timeline'da aktif herhangi bir hiç ekran paylaşabilirim. Yani yanda çizsem bile... Evet. Paylaşabilir misin şimdi?
Yani paylaş o zaman bakalım. Evet. Shane, if you make her host, she can show her screen and she can we can ask her question better. So it is Esra, E S R A. Can you make her host? E S R A. Yes. Okay. She will. She will share her screen now, and we will see. Evet, Esra, şimdi host'un paylaşabilirsin. So Shane, yes, we can see. Evet, evet görüyoruz. Her screen is like that. Okay, so iki tane seçenek var. Frame animation. Go to frame animation. Frame animation'a git diyor. Tamam. Yani gittikten sonra da bu aktif değil. Mesela layer burada bir şey çiziyorum. Yeni bir layer açıp çiziyorum. Burada hiçbir şey görünmüyor. So she draws something, but she can't see anything on a timeline. It's like that. And she's activated frame animation now, but she can't see it. Double click on the frame animation part again. Oraya tekrar bir. There you go. Olmuş. Okay, okay. Efendim Esra? Mesela şu an ama ikisi tek frame olarak görünüyor. O zaman artboard mu açmamız lazım burada? Anlamadım ben şimdi soruyu. Sonra bir daha sorar mısın? Mesela üçüncü layer yaptım ya. Ya o zaman artboard mu açacağız burada farklı farklı? Yani şu an üçüncü layer, yani şöyle iki tane layer 1 ve 2'yi şu an burada tek frame'de gösteriyor. Mesela üçüncüyü yaptım ama burada görünmüyor. She says that she has three layers there, but she can't see it indifferently in as a different frame. So what can she do about that? What should she do? Okay. Mm-hmm. Yeah, there she goes. Ama there she goes. There she is. She just added. Yes. Evet, sanırım oldu değil mi Esra? Evet ama şöyle yapıyor. Üçünü birlikte gösteriyor. Burada artboard 1 diye bir şey çıktı. Ben hiç orada her biri için sağda gözler var ya, her bir sahne için diğer gözü kapattığın zaman sırayla onlar oynayacak. Yani yan yana olsaydı belki bir tam hareket gibi algılanırdı da şu an olmuyor. Ama her bir sahne için hani Shane de tek tek çiziyor ya, sonrasında çizdiği sahneleri kapatıyor. Aynı şeydeki gibi. Rough Animator'da da her birine yeni bir sahne ekliyoruz ya, onun gibi. Yani şöyle düşünürsek fark etmek için, diyelim ki bu da yeşil. Yani ama hepsi aynı şeyde oluyor. Esra, bir istersen play tuşuna basıp nasıl oynadığını bir bakalım. Şöyle, eğer Shane'e soracak bir şeyimiz yoksa ona hoşça kal diyelim. Sonra bu konuyu kalanlarla kendi aramızda konuşalım. Olur mu? Sizin için uygunsa öyle yani yapalım. Shane'in başka bir açıklaması yoksa o zaman ayrılabiliriz. Şöyle, ben sorun Türkçe'ne hani programı ya da ne yaptığınızı bilmediğim için ne sorduğunu Türkçe olarak da anlayamıyorum. Mina, belki sen yardımcı olabilirsin. Ben Esra'nın ne sorduğunu algılayamıyorum çünkü. Ben deneyeyim dersten sonra. Olmazsa... Yo, Shane'e soruyu yöneltebilirsin. Çünkü ben Türkçe olarak da anlamıyorum ne yapmaya çalıştığını, yaptıklarınızı bilmediğim için. Anladım, tamam. Ya aslında Esra sen bir daha sorar mısın? Çünkü benim sana söylediğim şeyi uygularsan olacak aslında da. Sonra
bir yani kendisi de bir herhangi, ya aslında kendisi sıfırdan bir şey açıp gösterebilir. Hani ilk öyle basit bir şekilde şeyin gösterebilir. Yani o kadar karmaşık olmaması lazım. Ya yani basit bir şey olması lazım ama hani. Shane, there is one last thing, and then we will say goodbye to you. She can't figure out something with these frames and layers still. So can you show how do you work with them on your screen again, and then we will see how does it work, and then we will say goodbye to you because our time is over, we know it. So Esra, o zaman sen Shane'i geri host yap ki o ekranı paylaşabilsin. Tamam. And I'll show you, you can actually, once you get the animation right, you can convert it to a video. I'll show you a video too, like, of what it looks like once it's converted to a video. Okay, okay. Animasyon videoya çevirdiğinizde nasıl görünür onu da göstereceğim diyor. Şu an Shane mi host? Şu an yes, Shane, you are host now. My host. Yes, you are host. Mm-hmm. This is what she's talking about, layers? Yes. Okay. So you can see I have my background layer on. I have it. I have the opacity. Benim background layerim açık şu anda diyor. Opacity %100. I lower the opacity so that I can just barely see it. Okay. Next. Evet, opacity'yi düşürüyorum. Bu şekilde sadece şey görüyorum. Çizdiğim objeye odaklanabiliyorum. So that I can see the drawing more. Next, I have on this frame, I have the drawing. That's that. So each frame has evet, şimdi burada evet, burada 18 yani layer 15 yazanda çizimim var. Her frame'in farklı layer'ları var. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Esra bak, sağ tarafta dikkat edersen her farklı frame'e geçtiğinde gözün yeri değişiyor. Yani çizimler aslında aynı layer'da olmasına rağmen her seferinde başka birini aktif hale getiriyor. Tamam. Neyse, bu bir bakalım da olmazsa gene sorarız. Okay, she will work on it, and she if she still can't solve it, she will ask it to again. But now she's okay with that. She will try it by herself. Sorry. So then, once you get further, you can convert it to a video, which is what this is. This is just a little animation. Evet, bunu ileride video çevirmek istediğinizde de bu şekilde görünecek. Bu mesela kısa bir animasyon. And then you can see it in full movement. And then kind of see what you got to fix. Video halinde de böyle görünüyor. Bu şekilde onu video halinde de görebilirsin. You can do movement to where you can move up, move the screen upward. So it's really intuitive, and there's a lot that you can do with Photoshop, I guess. Evet, yani Photoshop'ta yapabileceğiniz çok fazla şey var, kullanabileceğiniz çok fazla araç var. Mesela videoyu yukarı doğru çekip oradan hareketine bakabilirsiniz. I guess any last questions or comments? Başka son soru ya da yorum var mı? I think we are okay with that. Thank you very much for today's course. I think next week you won't be with us, and we will see you the week after next, right? No, I can be next week unless you don't want to do it next week, then we don't have to. I was going to go out of town, but because of COVID, I wasn't able to. So, okay, we will have a course also next week. Okay, that's fine. Wish you Happy New Year. Enjoy your time. Enjoy the new year. Gönül, yeah. Anladım ben. Yani. Okay. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Thank you. Okay. By the way, Happy New Year, Shane. Happy New Year. Happy New Year. Bye bye. Happy New Year. See you next week. Bye bye.